Birinci dönem, birinci din yazısına hazır mıyız seninle beraber? Bismillahirrahmanirrahim. Yani gerçekten öyle diyoruz şimdi. Birinci yazılı konularımız aslında... Ne yapacağız aslında, hocam bugün? Tomuç'um bak kader inancında e, bir kere işlememiz gereken konular var biliyorsun. Kader ve kazan inancı, insanın iradesi ve kader, kaderle ilgili kavramlar. Hazreti Musa ve Ayet-i Kürsi'ye bakacağız ve seninle beraber gerçekten de çok kaliteli, tam gerçek sınavda çıkabilecek tarzda hem eşleştirme, hem boşluk doldurma, hem doğru yanlış Zor mu hocam? Din zor sonra, mu? Ama öncesi sana bir sürprizim var. Hemen şunu hatırlatayım sana. Bak dev birinci yazı hediyelerimiz bak. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tüm kanallarımıza hatta ana kanalımıza da 8 tane iPhone veriyoruz. Şaka değil. Gerçekten 8 tane iPhone veriyoruz. 8 hocam. 8 plus veriyoruz birazcık daha havalı olsun diye. Ve 120 tane de her kanala da 15 tane kırtasiye seti veriyoruz Tonguç'um. O yüzden şansın çok yüksek. Yapman gereken şey de Tonguç Öğrenme. Ne hocam? Sınıfının kanalı ve Tonguç Akademi'ye, Tonguç Akademi'nin ana kanalına abone ol. Youtube kanallarına abone ol Tonguç Ya yazılıları Tonguç'la etiketiyle abone ettiğin iki arkadaşın adını da yorum olarak yazıyorsun ve hemen sonrasında bu videonun altına da yazabilirsin. Çekiliş ne zaman olacak? Diğer videoların altına yazabilirsin. Çekilişte 16 Aralık'ta 8 Plus için bulacağız. düzeltmek istiyorum. Oo. 8 Plus çekilişi 16 Aralık'ta ve diğer kanallarımızın çekilişi de farklı zamanlarda olacak şekilde birinci yazı hediyelerini sana vereceğiz sonuçum. Hadi bakalım artık dersimize geçebiliriz. <laughs> hemen bilmemiz gerekenleri bir tekrar edelim. Bir kere kader ve kaza inancında kader kavramının ne olduğunu kaza kavramının ne olduğunu kaderin Allah'ın her şeyi bir ölçüyle yaratmış olduğu yaratması olduğunu kaza'nın aslında bu ölçüye göre olayların gerçekleşmesi olduğunu ilim dediğimiz şeyin aslında bizim Allah'ın hani bilgisinden kastettiğimiz şey yani birazcık da hani bilgi hani bilim dediğimiz şeyi biz dini derslerde ilim olarak adlandırıyoruz. Yani B'sini atıyoruz sonuç olarak benim ve kudret dediğimiz şey güç olduğunu irade dediğimiz şeyin Allah'ın şunu unutmamamız gerekiyor. Allah'ın ilim ve kudreti yani bilgisi ve gücü aslında sonsuzdur ve sınırsızdır. Bunu bilmemiz gerekiyor ve irade dediğimiz şeyin ise külli ve cüz'i irade olmak üzere ikiye ayrıldığını ve iradenin de Allah'ın iradesinin her şeye galip geleceğini ve Allah'ın her şeyi bir ölçüyle yarattığını bileceksin sonucum. Ve külli irade dediğimiz şey de Allah'ın işte bu her şeyin üzerine küküm vererekten e, ortaya koyduğu e, yete e, ne, ne diyelim hani böyle e, karar verme yeteneği diyelim irade aslında dolayısıyla Allah bütün bu e, iradesiyle ve gücüyle ve bilgisiyle bütün evreni yaratmıştır ve sünnetullah dediğimiz Allah'ın sünnetine göre evren işlemektedir bunu da yapan şey ne biliyor musun çocuklar evrensel yasalar. evrensel yasalar neydi bir fiziksel iki kimyasal hayır saçma kimyasal yasalar diye bir şey yok tanıkçılarım biyolojik yasalar bir de toplumsal yasalar diye üçe ayırıyoruz din dersimizde üç tane yasamız var fizik fiziksel, biyolojik ve toplumsal. Fiziksel evren, dünya, güneş, ay, gece, gündüz, dağlar, yeryüzü işte yer çekimi kanunu falan fiziksel yasalar giriyor. E, eğer biz neye bakarsak mesela biyolojik yasalara bakarsak canlıların doğması, büyümesi, çene yapısı saç işte rengi Anladım ondan rengi. sonra işte embriyonun yapılışı o annenin karnında hamilelik dönemi falan filan bunların hepsi biyolojik yasalara giriyor. Aynı zamanda başka ne yasamız var toplumsal yasalar. Göç, ondan sonra insanlar arasındaki borç, aldı verdi ilişkileri, ondan sonra şey işte ne bileyim Aile. insanların birbirlerine davranışı falan hepsi toplumsal yasalara giriyor. Bunların hepsini yaptık şimdi. Şimdi insan iradesi ve kadere baktığımız zaman külli irade, Allah'ın iradesi, cüz irade bizim irademiz, bizim seçme yeteneğimiz. Yani biz diyoruz ki mesela sen Tonguç Elan Bey, e, işte söyler misin bana? E, zenci olup olmayacağını sen mi karar veriyorsun yoksa Allah mı karar veriyor? Allah. Aynı öyle. İşte bu küllü iradeye giriyor. Peki cüz irade nedir? Ben bu arkadaşla takılırım. Ee, bu arkadaşla takılmam veya işte ne bileyim bu şu, şu gün ben şu anda bu videoyu izlerim, ders çalışırım veya ge eğlenirim, gezerim, zenginlerin hayatı dizisini izlerim mesela Uzun veya PlayStation Ya bizim. bunun gibi şeyler tamamen aslında insanın kendi kararları ve insan Allah diyor ki bu cüzi iradenize göre yani sizin seçtiğiniz şeylere göre de ben sizi ne yapacağım diyor, sorumlu tutacağım diyor. Yani aslında biz bundan dolayı cüzi iraden dolayı ki sorumluyuz Tomur geldim, değil mi evladım? Yani bu kontrol edebildiğimiz olaylar, bu da kontrol edemediğimiz olay. Mesela kontrol kontrol edemediğimiz olaylara örnek olarak doğum tarihimiz, annemiz babamızın kim olduğu işte bunlar da aslında kontrol edemediğimiz olaylardır diyebiliriz. Veya Tonguç Hanım kaderle ilgili kavramlara bakalım. Ecel. Nedir Tonguç e Ecel? Deadline. Ecel aslında bizim tam mortanzi olduğumuz dakika saniye yani gün. Ve ömür de bizim doğumumuzdan o mortansi olduğumuz ecelimize kadar geçen süreye biz ömür diyoruz Tonguç Hanım Bey. Ömür, ömür. Aynen. Ömür ne diyorsun? <gülüyor> ya? <gülüyor> şarkı, şarkı, <gülüyor> dersini saçmalama kes. Ömür dediğimiz şey de yaşam süremiz aslında. Bu da e, ölüm zamanımız diyebilirsin Tonguç Ömer. Emek dediğimiz şey ise biz bir şeyleri kazanabilmek için ne yaparız? Ders çalışırız. Emeksiz sonra yemek sonra, olmaz. E, annen, baban ne yapıyor mesela? Annem baban gidiyorlar işe ve emek gösteriyorlar. Bu emeğin karşılığında ne yapıyor Tonguç Ömer? Rızık getiriyorlar eve. İşte bu karşılığa da biz ne diyoruz Tonguç Ömer? Evladım benim rızık diyoruz. Yani babanın aldığı maaş bir rızıktır. Senin evde yediğin yemek bir rızıktır. Veya Tonguç Ömer şu anda derste aldığın ee, şey de aslında bir rızık. Bilgi de bir rızıktır aslında. Yani bunun kaç sen de bunun için ne yapıyorsun bu bilgi için? YouTube'u açıyorsun, e, tıklıyorsun. Wi-Fi'ye para veriyoruz. Aynen Wi-Fi'ye giriyorsun falan bir sürü şey yapıyorsun. Tevekkül dediğimiz şey Seton Kuşer biz bunların hepsini yaptık. Mesela dersine çalışıyorsun. Şu anda din dersi yazısı videosunu izliyorsun. Ama e, bundan sonra ne yapacaksın sen? Artık din, gel, din dersi yazısına gireceksin ve sonuçta da Allah'a o yazılıya girmeden önce Allah'ım sana güveniyorum diyeceksin. Allah i̇şte Allah'a Allah Allah güvenmek de tevekküldür. Yani tevekkül güvenmek demek ama boş bir güven değil. Mesela hiç çalışmadan Allah'ım sana güveniyorum lütfen yüz alayım. Ya manyak mısın sen? Ama benim arkadaşım Nasıl, hiç çalışmadan türbeye gitti kazanıyordu az kaldı. Az kaldı işte kazanamaz genellikle o patlar da Dolayısıyla tevekkül Allah'a kendi sorumluluklarını yerine getirdikten sonra ancak e, güvenmektir. Ona dikkat edelim. Başarı başarısızlık da tabii ki Allah e, insana hayatına başarılar başarısızlıklar yaşatacak ve sen bunu kendin belirliyorsun aslında. Kendi iradeni yani cüz iradeni kullanaktan iyi şeyler yaparaktan başarılı olabilirsin. Çalışarak başarılı olabilirsin veya başarısız olabilirsin. Ama bu başarısızlığın da aslında şunu unutma Tonguç öğrenmem. Mesela çok büyük bir bilim adamları bile e, e, mesela Edison var ya Edison evet. aslında Edison Türktü. Edison hocam ha, evet tebrik mi? ediyorum Edizhun şakadır o Ediz espri. Edison aslında e, 999 defa ampulü bulamamış ve demiş ki en azından 999 yolun yanlış olduğunu öğrendim artık demiş. Tam bir dangozu. Ya şey hayır saçma ama Bir sürü başarısızlıktan bir ders çıkar. O yüzden hiç başarısızlıktan korkmayacağız. Ama tabii ki başarısızlığın sorumluluğu da bize ait Onu da söyleyelim. Hastalık ve sağlıkla Bey... Allah'ın bazen insanların üzerine hani tabii kendi bedenimize iyi bakmamız gerekiyor. Kötü alışkanlıklardan uzak durmamız gerekiyor değil mi Tanışalım? Evet. Aynı zamanda Ekmek kendi hayır, bedenimize ekmeğe hayır, yağlı temiz, yiyeceklere hayır. Temizliğimize, işte beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Hastalık ve sağlıkla bir ne bize san bağlı. Bir nebze Allah'a bağlı. Dolayısıyla küllü ve cüz irade burada beraber işliyorlar. Ve bunlara dikkat edeceğiz. Geldik Hazreti Musa Aleyhisselam'a. Büyük peygamberlerden Hazreti Musa Aleyhisselam ve aslında Yahudiler dediğimiz hani e, Museviler diyoruz aslında. Yahudi değil de Musevi diyoruz biz. E, Musevilerin peygamberi o yüzden zaten Musa diyorlar. Musevilere e, ee, aslında Musa'dan Musa'nın dinine inandıkları için Musa diyor. Mesela İsa'nın dinine yani Hz. Hristiyan'a da İsevi. İsevi diyoruz. Tebrik ediyorum. Hatta peygam, e, Müslümanlar da Muhammedi de diyebilirler. Dolayısıyla bu da ayrı, hakkında aklında kalsın. Kerimullah dediğimiz Allah'ın kelimesi aslında e, olarak geçiyor Hazreti Musa'da. Ve Tevrat kitabını hani bize Hazreti Muhammed'e geldik. Kur'an. Kur Süper. Hazreti İsa'ya ne geldi? Bilmiyorum. İncil geldi. Langozlaşma. Hazreti Musa'ya Tevrat kitabı geldi. Büyük peygamberlerden kitap gönderilen peygamberlerden ve İsrailoğulları kavmine geldi. E mesela Hazreti Muhammed Araplara gelmişti. Kureyş. Hazreti İsa mesela işte e, o, o dönemki e, Musevilere geldi. E, Hazreti Musa da tıpkı onun e, İsrailoğulları kavmine geldi ve Firavun e, azabına karşı, Firavun'un e, şeyine karşı, zulmüne karşı direndi ve Hazreti Harun da kardeşi olmak üzere ona destek oldu Tomuş Erhan Bey çok güzel bir hikayesi var Hazreti Musa'nın İşte annesi e, e, işte Firavun e, bir çocuk çocukların hepsini öldürüyor erkek çocukların. çünkü erkek çocuklardan bir tanesinin kendisinin varisi olacağını kendisini öldüreceğini görüyor rüyasında ve benzeri sonrasında annesi onu bir e, tam doğduğu zaman işte e, saklamak için nehre atıyor nehirde Firavun'un karısı buluyor ondan sonra onu büyütüyor ondan sonra Hazreti Musa e, o, e, sanki Firavun'un sarayında büyüyor. Ama halbuki e, Tonguç bir anda e, peygamber olduktan sonra da Firavun'a karşı gelmeye başlıyor. İsrailoğulları ile beraber kaçıyorlar. Firavun bunları yakalamaya çalışıyor. Ve sonrasında Tonguç ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor hocam? Firavun denizin yarıldıktan sonra denizin ortasında kalıyor ve mortanzi oluyor Tonguç Erhan Bey'im. Ayetel kürsüye baktığımız zaman Bakara'nın 255. ayeti ve Hay, Kayyum, Ali, Azim gibi Allah'ın yüce sıfatlarını içeriyor diyoruz. Ve geçiyoruz artık Oo. Aralarında. istediğimiz erşek... sorudan başlayabilir miyiz? İstediğin mi? sorudan başlayabilirsin de ben bu sorudan başlıyorum. Madde ve enerjinin hemen şu birazcık sağlandı kusura bakma diyorum. Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, hareketi ve maddeler arası etkileşimi ilgili yasalara biz ne diyoruz sonuçlarımın? Fiziksel yasalar diyoruz. E, o zaman buraya E yapıştırıyorum ve geçiyorum Tomcum. yani fiziksel yasalar neydi? Madde ve enerji, gezegenler, dünya gece gündüz bunlarla alakalı yasalardı Canlı oluşumu ve gelişime ilgili yasalar Tabii ki canlılar deyince bio. Bio ne demekti? Bio. Can, canlı demek aslında. E, dolayısıyla biyolojide canlılarla alakalı yasalar diyoruz. Buraya F diyorum yapıştırıyorum. Tomcum. O zaman bunu kullandım bunu kullandım süper zekisin. Toplumda huzuru ve barışı sağlamak, fertlerin mutlu ve güven içerisinde yaşamlarına ortam hazırlamak için konulmuş yasalara toplumsal yasalar diyoruz. Bunu da kullandım. G'yi de buraya yapıştırıyorum. Süper zekisin Tomucuğum. Kişinin yapacağı işlerde kendisine düşen görevleri yapıp her türlü önlemi aldıktan sonra Allah'a güvenmesi. Güvenme ne demek de... Trust. Süper. Hayır saçma. İngilizce Sadece demiyorum. Bekliyorum. Tevekkül demek de süper. Trasta tevekkül aslında aynı harfle başlıyor. O zaman ne diyoruz? Buraya da D diyorum. Bravo diyorum sana. Gerçekten çok zekisin Bir işin yapılması için harcanan beden ve beyin gücü. Para. Yani, hayır para değil. Bak beden ve beyin gücü. Ben yani, de beyin olmanın için direkt bedene geçtim. E, ter ter e, hani alın teri derler ya. Alın teri nedir aslında biliyor musun? Emektir Tomuçerler benim. Alın hocam, teri ben... güzel kokar mı hocam? Hayır saçmalama ya Allah'ım ya. Niye o kokuya gel? Verilen kararlar sonrasında ortaya çıkan sonuçların kabul edilmesi dediğimiz şeyse Tom Tomuç Sorumluluk. Yani sen bunun sorumluluğunu ben alıyorsun. Süper zekisin gerçekten de. Sonra Sorumluluk ve emeği de elemiş olduk. İnsanın doğumundan önünde kadar geçen sınırlı zaman dilimine biz ömür diyoruz Tomuç Bu da sınırlı zaman bir irade açıkta kaldı. Kusura bakma diyoruz iradeye. Ve geldik. Nasıl açık kalıyor? 7 tane var. Burada 8 tane var. Süper zekisin. Bir tane de fake atmışlar bize. Esnen geldik. Boşlukları doldurun demiş. Hemen bakalım. Arkaya doğru ilerleyelim. Nokta nokta Hazreti Musa'yı gönderen Kutsal kitabı. Tabii ki Tevrat. Mesela neydi? Peygamberimiz Efendimiz'e gönderilen... Kur'an-ı Kerim. Süper. Hazreti İsa'ya gönderilen... İncil. Ee, e, ondan sonra... Peki. Tamam Tevrat Allah evreni belli bir bilmem ne ve düzen içerisinde yapmış. Nedir o evladım? ölçü ve düzen içerisinde yaratmıştır. Zaten bu ölçüye ne diyoruz sonuç olarak benim kader diyoruz. Bravo diyorum sana. Yüce Allah'ın sınırsız, mutlak ve sonsuz iradesine ne diyoruz sonuç olarak benim? Yüce Allah'ın iradesi. Çok dikkat et. Külli. Bravo diyorum. Allah'ın kürsüsü derler hatta külli irade, ee, külli irade dediğimiz şey ise Allah'ın iradesi demek aslında. No, e, nokta nokta Allah'ın ezelde irade ve takdir ettiği her şeyi yeri ve zamanı gelince yaratmasıdır sonuç olarak benim. Ee, evet nedir? Ee, aslında ee, bak Allah'ın ezelde irade ve takdir ettiği her şeyi yeri ve zamana gel, gelince oluşturması, meydana getirmesi, yaratması dediğimiz şey aslında kazadır Tuncay. peki neye göre bunlar oluyor? Tabii ki evrendeki ölçüye, düzene göre. Ben kazayla şey anlamıyorum. Bunu çok güzel anlatmıştınız. Nasıl? <laughs> evet öyle? mesela şöyle mesela Tunguş'um. Mesela bu kalemin ee, bu kalemi bıraktığım zaman düşüyor değil mi? Düşüyor. Bak şu anda yer çekimi yasası yok mu? Var. Dünyada. Bu yer çekimi yasası bir kaderdir Tomuş Erbim. Allah bir yer çekimi yasası yaratmış. Ve bu yer çekimi yasası şu anda burada her yerde var. Bu her yerde geçer. Yani ben şu kalemi de bıraksam, bu kalemi de bıraksam, bu kalemi de bıraksam. Hep yeşil kalemler görüyorsun, dinlersin dersinde Ve hep, Hepsi düşüyor. Peki, ben bu kalemi burada bıraktığım anda yer çekimi yasasına göre nedir? kazadır. Aa. Çünkü yeri zamanı gelince bu kalem bunu ben bıraktığım anda düşecek. İşte bu kazadır. Düşme olayına kaza diyoruz ama yer çekimi yasasına yer çekimi yasasına kader diyoruz. Bravo. Kadersen. Nokta nokta Allah'ın olacakları önceden takdir etmesi dediğimiz şey kaderdir Tomur Çünkü aslında Allah O'la önce önceden olacakları belli bir ölçüye göre aslında takdir ediyor. Buna da biz kader diyoruz. İnsanın dediği gibi hareket edebilme, tercih yapabilme kabiliyetine tabii ki cüzi irade veya irade de diyebiliriz. Cüzi irade denir Tomurcuğum. İnsanı dediği için cüzi diyeceğiz. Eğer külli olursa ee, Allah'ın diyoruz. Allah'ı nokta nokta Allah'ın evrene koyduğu temel ilkelerin Kur'an'daki ismi de Bey. Sünnetullah. Ben. Evet bravo diyorum sana. E, tebrik ediyorum seni. Sünnetullah dediğimiz şey aslında evrensel yasalar diyoruz. Evrene koyduğu temel ilkelerde evrensel yasalar sünnetullahın içi. Allah'ın sünneti demek aslında. E, yani Allah'ın yöntemi demek aslında. cüme doğru mu yanlış mı bakalım. Nokta nokta. E, Hazreti, ha, bu arada şunu göstermek istiyorum. Çok önemli bir şey atladım. Zebur nedir biliyor musun Tomuç'un? Bak burada fazladan kelime yazmışız. Zebur nedir biliyor musun? Hı. Hazreti Davut'a indirilen kutsal kitabın adı ne demiştik? Peygamberimize Kur'an-ı Kerim. Süper. Hazreti İsa'ya İncil. Harika, süper. Peki, e, Musa'ya ee, Tevrat. Süper. Peki, e, Hazreti Davut'a Hazreti Zebur. Psalm Zebur. Zebur tabii tamam, ki. Evet, uzunca. her şey Hazreti Zebur. Tabii Hazreti diye demeyebilirsin Fark etmez. Hazreti aslında oraya hürmet gösterdiğinin göstergesi diyoruz. Doğru mu, yanlış mı? Hazreti Musa a, Aleyhisselam kardeşinin peygamber olması için dua etmiştir. Evet doğru zaten Hazreti Musa'da böyle kelimeleri a a a diline getiremiyor şeklinde bir ifade var aslında Kur'an'da da geçen. Bundan dolayı da Hazreti Harun onun yanına eşlik etsin ve onun dilindeki düğümü çözsün şeklinde bir ifade de var. Buradan da Hazreti Musa'nın Peygamber e, pe, e, Hazreti Harun'a e, Allah'a dua etmesi Hazreti Harun da bana katılsın diye bu da gerçek bir olay aslında. Ayetel kürsi peygamberlerin hayatını anlatır yanlış Allah'ın yüce kudretini e, anlatır ayetel kürsi biz Allah uyumaz der ondan sonra işte ne bileyim o hiçbir şeyden her şeyden daha güçlüdür der ve benzeri. Hazreti Musa'ya Allah ile konuşması değil de, Habibullah denir. Hayır yanlış donuç Kerimullah denir tebrik ediyorum. Allah'ın kelimesi Allah'ın sözü olarak. Ayetel Kürsi Bakara suresinin 255. ayettir. Evet doğru donuç Ayetel Kürsi aslında Bakara 255'tir diye ezberlesen yeterli. İnsan seçimlerinde özgür olduğu için yaptıklarından sorumludur. Tabii ki doğru donuç özgür irade ne getirir? Sorumluluk. Süper zekisin. Gerçekten de sorumlu. Ben sorumsuzum. Çünkü özgür değilim. Hay. Okulun duvarları var. Annem izlen. Giriş iki saate geldim. Boş çıkart. Gel, Oyuncu şekil Nokta nokta izzet ve şeref bakımından en yüce demek. Bak Allah'ın isimlerinden El Ali dediğimiz. Ali de diyebilirsin sadece. İzzet ve şeref bakımından en yüce demek. Mesela nokta nokta hayat sahibi varlığı devam ettiren Hay ismi. Allah'ın Hay ismi var Tonguç Ölem'in. Tabi tek yeyle yazalım. Ali diyelim buna. İki yeyle yazmamıza gerek yok e, el de diyebilsin. el demene gerek yok. Ali de diyebilsin. Nokta nokta kendi kendine yeterli yarattıklarını koruyup gözeten. Kayyum ismi var Tonguç Ölen Aslında gözetici, koruyucu aslında ve hiç, kimse, hiç kimseye ihtiyacı olmayan. Nokta nokta zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılmayacak kadar ulu olan azim Tonguç Ölen el, el azim de diyebilsin tabii ki. Azim aslında hani azim güç ve, ve ee, yüce demek aslında diyebiliriz Yüce Allah insana seçim test. yapma gücü vermiş ve ona bu seçimlerinden sorumlu olduğunu bildirmiş. Tamam eyvallah. İnsanın yaptıklarından sorumlu tutulmasının nedeni aşağıdaki hangisi de demiş. Akıl ve irade sahibi olması, konuşabilmesi, peygamberlerin insan olması, belli bir ömre sahip olması. Tonguç Hanım tabii ki akıl ve irade sahibi olması. Bak insan sorumluluğu ne zaman geçer biliyor musun? Ne zaman? İnsan e, belli bir e, yaş ergenliğine geldiği zaman e, aynı zamanda insan sorumlu olması için aklının olması gerekiyor. Yani e, akıl hastanesinde olmaması yani aklını yitirmiş olmaması gerekiyor ve şey, aklımın sebebi var öz, Özgür iradesine sahip olması gerekiyor. Mesela işte ne bileyim bir köle veya işte ne bileyim hatta hala kölelik var dünyanın belli yerlerinde. Evet veya bizim işte, okulda da devam ediyor. Aynen. Mesela işte e, belli şeylerde kendi karar veremeyen insan özgür değildir. Dolayısıyla işte akıl ve irade yani aklı ve özgürlüğü seçime seçebilme yeteneği olan herkes aslında yaptıklarından yani sorumlu dönü diyoruz. Süper zekisin Tonguç Eren O zaman ben nasıl çalışacağım hocam şimdi bunu? çalışman gereken yerleri göstermek istiyorum sana. Bir kere Dinamo e, pardon taktikli de hemen sana taktikli din kültürü soru bankamızdan hemen sayfalarını Hocam sayfaları sana. söylerseniz not almak istiyorum. Tebrik ediyorum seni. Hemen sayfaları göstermek istiyorum Tonguç Eren sana. Hemen bak e, bir kere ilk ünitemizin sayfaları. Yani sayfa 16'dan başlayarak sağdaki yenisi soruları da çözülmeni istiyorum Tonguç öğrenmem. Sayfa 16 16'daki evrendeki yasalar, insan iradesi ve kader görüyorsun. Yaksın. Sonrasında Tonguç öğretmenim insan iradesi ve kaderde e, devam ediyoruz. Kaderle ilgili kavramlara bakmamız gerekiyor. Hazreti Musa ve Ayete göreceğiz. Yani sayfa 47'ye kadar. Sayfa 16'dan sayfa e, 47'ye kadar işlemeni istiyorum senin gerçekten burada çok güzel kalite soruları var. Dinamo soru bankamızdan da hemen sana e, sayfalarını vermek istiyorum. Dinamo ee, soru bankamızdan sayfa 10'dan başlayarak hocam Kader ve kaza e, inancından başlayaraktan e, insanın iradesi ve kader konusunu da yaptıktan sonra kaderle ilgili kavramları yapıp Hz. Musa testini, Ayetel Kürsü testini de e, kader ve kaza inancı genel testini de e, çözmeni istiyorum. Yani sayfa Ondan başlayarak 33'e kadar yapmanı istiyorum. Ee, burada ünite tekrarı da gerçekten çok işine yarayacak diyorum. Ve ben bunları kendimle çalışmak istiyorum. Yani bir <laughs> gördün anladım ama yani çok da çok iyi anlatamadım falan filan diyorsan bana öyle bir şey diyorsan <laughs> o zaman hemen çok rahat yani bir şekilde yani tam da söyleyemedim o yüzden evet, ayıp olmasın diye. Hayırım şaka yapıyorum. Tabii ki e, burada da yapman gereken şey ünite 1. Hemen burada hemen göstermek istiyorum sana. Ee, bak sayfa 254'te kader ve kazan var gördüğün gibi. Kader ve evrendeki yasalar var. E, ee, iradesi ve kader. Kaderle ilgili kavramlar. Hazreti Musa'nın güzel bir kısası anlattık burada. Hemen soruları da burada gidiyor. E, ayet ile ilgili sorular. Buraya kadar ya çok da fazla yok gördüğün gibi. E, 254'ten 265'e kadar yapsan gerçekten çok güzel olur diyoruz. Ve sana şimdiden yazında başarılar diyorum. Ödüllü sorumuzu yap Tonguç'um yorumları yok. Hadi bakalım. Ya.